Esselamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimiz üzerinde olsun inşallah. İnşallah. Hataylılar bayram kömbesi yapmasak yapamayız. Çünkü mutlaka biz bu pastayı, bu kömbeyi bayrama yaparız. Ve zaten adı üstünde bayram kömbesi. Ben de bugün gittim burada Konya'da çarşıyı alt üst ettim. Bedesten. Bedesten diye bir çarşı var. Oraya gittim, oraya alt üst ettim. Bütün ihtiyaçlarımı aldım ve gerçekten bütün ihtiyaçlarımı buldum o çarşıda. Bir gün özellikle o çarşıya, bütün günümü o çarşıya vereceğim. Ve o çarşıyı hepsini gezeceğim. Çok beğendim. O çarşıyı ne isterseniz var. Ne ararsanız her şey var. Tutun balığından etine, pastas, işte tatlısını, cevizini, baharatını, aklınıza ne gelse her şey var. Emin olun ki öyle. Çok güzel bir çarşı. Çok beğendim. Sebzesine Sarığın kadar bile. mahlep bile buldum. Kömbe baharatı bile buldum. Ben sadece tarçın kullanmayı düşünüyordum. Çünkü dedim ki nereden bulacağım burada? Onun için dedim tarçın kullanırım. Yetinecektim ama inanın ki gittim. Kömbe baharatı buldum, mahlep buldum. Ondan sonra damla sakızı buldum. Cevizimi Sarığı. aldım. Sarı un bile biliyorum nerede bulurum. Sordum. Bilmiyorlar ama ben biliyorum ki nerede bulacağımı. Çünkü Hatay'da her çarşıda dolu. Her yerde var, satılıyor. Ama burada tabii ki insanlar kullanmadığı için bilmiyorlar. Çok Ve de mantıklı. satılmıyor zaten. Nerede bulunan? Ama bunu Anne. tatlıcılar, özellikle bu unu tatlıcılar kullanır. Ve ben tatlıcıların yanına gittim. Ve rica ettim. Bana un sattılar. Bu undan aldım. Bu Helal şekilde. olsun. Ve daha sonra ne zaman istersem gidip oradan alabileceğim unumu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Burada da hurma da aldım 2 paket böyle. Çok güzel bir hurma. Bu İran hurması diyorlar buna. Burada İnşallah. mahlebim var. Kömbe baharatı var. Tarçın var. Bir de damla sakızı nerede kaldı? Evet, poşetin içinde. Evet, şimdi cevizlerimizi çekeceğiz. Hazır edeceğiz. Susam da aldım. Susama da ihtiyacım vardı. Damla sakızı da buldum bu şekilde. Ama aslında bu kömbe baharatın içinde bütün istediklerim var. Ama ben artı biraz daha ekleme yapacağım. Biraz daha ekleme mahlep yapacağım. Yani kesinlikle biliyorsunuz kırılmış ceviz almıyorum. Uzmanların dediğine göre kesinlikle kırıldıktan sonra hiçbir faydası yoktur. Tüketeceğiniz zaman cevizlerinizi kırın. O zaman tüketin. Ben de aynısını yapıyorum. Kıra kırma tüketmek gerekiyor. Yoksa bütün özellikleri kayboluyormuş. Bilmeyen bilgisi olsun bu konuda. Ben de önceden çünkü bilmiyordum. Şimdi ilk önce cevizlerimi çekeceğim. Blender'da bu şekilde. Aslan gel sen arkasını yap hadi. Benim kızım bana yardımcı olacak sağ olsun. Hurmayı da çekirdeğinden ayaklıyoruz böyle. Şimdi cevizleri çekelim. Şimdi cevizlerimizi fazla çekmeyeceğiz. İncelteceğiz sadece. Gerçekten o kadar yoğunum ki günler nasıl geçtiğini bilemiyorum. Rabbim her şeyin en hayırlısını versin. Bugün Arafa günü ve ben maalesef sizlere kömbe yapamadım. Yani o zaman erken yapamadım. Ama bugün sizlerden paylaşacağım inşallah. Hakkınızı helal edin. Ama gerçekten istedim ki bütün Ramazan boyunca size tarif vereyim. Ama maalesef elimden geldiği bu kadar yapamadım ki. Çünkü kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Kendimi zorladım ama maalesef baktım ki bayram Ramazan bitti. Hiç farkında bile değilim. Ama bundan sonraki zamanda elimden geldiği kadar sizlerle en güzel tarifleri paylaşacağım. Şimdi buyurun hep beraber yapma aşamasında köfteleyenimi Zahide Hanım getirmiş sağ olsun. Takipçim kendisi Konyalı. Yani. Hepsini göstereceğim de hiç fark etmiyor. Önemli olan yaptığınız ölçü aynı olsun. Devam edeceksiniz. İsterseniz bu bardakla, isterseniz çay bardağıyla, isterseniz böyle bardak, isterseniz bu klasik bardakla yapabilirsiniz. Az yapacaksınız çay bardağı. Daha fazla böyle böyle devam ediyor. Bu bardakla da yapabilirsiniz çok fazla yapacaksanız. Hatta çok yapacaksanız çift ölçü, ikişer ölçü Çok yapabilirsiniz. güzel. Diyor ki anne ne gerek var çok fazla. Çünkü bunun yanında daha gerebiç yapacağız. Tuzlu pasta yapacağız. Ama benim niyetim inşallah buradaki Konya'daki kime kısmet olursa inşallah ikram edeceğim. Hayırlısı olsun. Şimdi burada bu bardakla ölçü yapacağım. Şimdi ben burada dün tereyağımı erittim bu şekilde. Hazır. Tabii ki biraz dondu ama tereyağı bu şekilde donar. Daha fazla donmaz. Çok güzel bir kıvam alıyor.
Şimdi böyle ölçü yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Tabii ki donduğu için ne olmuş? Ayranı altta kalmış ve benim için daha iyi olmuş böyle. Şimdi bunu boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Allah'ım bizi mahcup etme, utandırma Allah'ım. En güzel şekilde olmasını nasip et. Ve Allah'ım bu kömbeden kim yiyecekse ona, hastaysa şifa versin. Bu bardak tereyağı bu sefer kullanacağım. 1,5 zeytinyağı. Bu şekilde. Yaprağım var. Onu çarşıdan aldım. Bir de Nazlı teyzem de verdi o dondurucudan. Yok, buzdolabına koydum. Ondan da kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi diğer yağımı getirdim. O bir yağ biraz dinlensin, dibi şey olmuş. Şimdi ne yaptık burada? 1,5 tereyağı, 1,5 zeytinyağı. Burada ne oldu? 3 yağ koymuş olduk. Sanitarifçilerim bu zeytinyağından kim istiyorsa bana ulaşsın inşallah. Bayramdan sonra inşallah kim istiyorsa ulaştırmaya çalışacağım. Sanitarifçilerim bayağı sipariş aldım. Takipçilerim sağ olsunlar. Ama maalesef Hatay'a daha gidemediğim için siparişleri gönderemedim. Hakkınızı helal edin ama inşallah bayramdan sonra hepsini ulaştırmaya çalışacağım. Ve kim istiyorsa daha bana ulaşsın WhatsApp'tan. Açıklama bölümüne telefon numarasını bırakacağım. Bana orada WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Şimdi burada yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su. Bunu da ilave ediyorum bu şekilde. Burada yapıyoruz aynı bardaktan şöyle. Şimdi çok şekerli isteyen 2 bardak kullanabilir. Bir. Ben 1,5 kullanacağım. Yeterli. 1,5 bardak şeker. Bu şekilde. İsraf etmeyelim bu arada. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yine bir su bardağı bize gerekecek. Bunları kirlettik. Şöyle. Şimdi burada 2 vanilya, 2 kabartma kullanacağım. Kömbe kabarmıyor biliyorsun. Şimdi bunu güzelce, bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki ellerimi yıkamışım. Bunu önce güzelce eriteceğim. Şeker erimesi gerekiyor. Mutlaka eritmemiz gerekiyor ve bu birbirine iyice böyle katı bir şekilde olması lazım. Eğer şekeri iyice eritmezsek ne olur? Kömbemiz sert olur. Şekeri eritmeye çalışıyorum ve bu karışım katı bir hal alması lazım. İç içe girmesi lazım. Şimdi sayın takipçilerim dikkat ederseniz şeker eridi ve karışım aynı kıvam oldu. Bu şekilde biraz katı bir hal aldı böyle. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi sayın takipçiler bunu iyice karıştırdık, hazır. Şimdi ben burada şöyle damla sakızı var. Bunu iyice inceltmem lazım. Un haline getirmem lazım. Bunu güzelce incelttik ve kokusu aynı sakız kokusu. Şunu bu şekilde içerisine aktarıyorum böyle. Bu da işe yaradı bu arada. Şunu da kaldıralım çünkü daha başka tarif yapacağız. Bunu kaybedebiliriz çünkü çok ufak bir şey ya. Şimdi burada ne yapıyoruz böyle? Yemek kaşığı silme diyelim ya da bir tatlı kaşığı dolusu. İstersen daha fazla da koyabilirsiniz. Burada mahlep bir yemek kaşığı kullanacağım. Bu neydi? Bu kömbe baharatı. 7 çeşit baharat var bunun içinde. Ve hepsi birbirinden değerli, kıymetli baharatlar. Şimdi bunları koyduk. Ve isterseniz şunu açabilir miyiz? Aslan açabilir misin kızım? Şimdi içerisine 1 su bardağı az kavrulmuş susam ilave edeceğim. Ama bu isteğe bağlı. İsterseniz koyabilirsiniz. Seviyorsanız mutlaka kullanın. Eğer sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Şimdi bunu da ilave ediyorum içine. İçerisine. Şekilde. Normalde nasıl olacak peki? Yani normal kullandıkları bardağın yarım ölçüsü mü?
falan. Evet, şu büyük ölçü, evet yarısı. Ya istersen evet, daha fazla. Su bardağı kullanıyorlarsa o su bardağın yarısı. Ha, yaptığınız ölçünün yarısını. Bu kadar yeterli, hiç de kullanmaya da bilirsiniz ama biz seviyoruz diye biz kullanıyoruz. Şimdi burada önce sarı unu ilave ediyorum. Biz bunu kömbeye kullanırız. İsteyen sade sarı undan yapabiliyor. İsteyen yarı yarıya, isteyen de üçte biri sarı un kullanıyor. Şart değil bu. Sadece normal pastalık undan da yapabilirsiniz. Onun için sizlere belirtmiş oldum. Şimdi unumuzu ekliyoruz ve edeceğim bunu. Şimdi 2 bardak sarı un ilave edeceğim önce. Zaten bunu ne eklediğimi sizlere belirteceğim. Ve inşallah açıklama bölümüne de yazacağım bunu. Bu unu çok takipçim bunu sormuş. Abla bu nasıl bir un? Bir çeşit buğday unu ama irmik elek altı unu oluyor. Yani irmiğin unu aslında. Bir çeşit buğday unu. Bunu da belirtmiş olayım. Takipçilerim soruyor çünkü gerçekten başka yerde olmadığı için tabii ki bilmiyorlar. O da normal. Mısır unu deyince mısır unu zannediyorlar. Kesinlikle mısır unu değildir. Mısır unu kullanırsanız kömbenizi bozarsınız. Hatta ben ilk Adana'ya taşındığım zaman orada araştırmıştım sarı un bulmak için. Bana meğer sarı un dediler ama meğer bana mısır unu vermişler. Mısır unu da ben çok tanımıyorum. Onu kullandım. Maalesef gömbem hiç güzel olmamıştı. Çok çok yıllar önce. Koy. Bir tane daha koy istersen beyaz un. 2 bardak sarı un, 3 bardak beyaz un yani pastalık un. 2 paket vanilya. 2 paket de kabarma tozu kullanacağım. Bak nasıl güzel oluyor. Benim kızım maşallah kendisine nazar değmesin. Kızım çok zeki. Maşallah maşallah nazarı takı olsun. Böyle demeyek sonra öyle demeyek sonra şey sonra nazar değer. Şimdi onları kaldıralım. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Eliyoruz unumuzu. Tabii ki bir daha gerekecek bize. Şu an yoğurmaya başladım. Teke Rabbi yeser ve la tuasir Rabbi temin bil hayr. Kızım istersen şey daha un koyabiliriz. Şimdi iki elim devreye girdi. Artık ben bir şeye dokunamayacağım. Sadece kömbemi yoğuracağım. Konya'da kömbe yapıp Konyalılara yedirmek de olmuş. Evet. Bugün gelin misafirlerim. Evet. Bütün gelen misafirlerin başım üstünde yeri var. Her zaman diyorum. Bayramda özellikle ya yani her zaman için ama bayramda buyurun gelin inşallah bu kömbeden kime çok kişiye inşallah nasip olur. İnanın ki ikram etmek için sırf bunu yapıyorum. Kızım gel şeyi al süzgeci al. Şimdi ne oldu? 4 mu oldu? 4. 2 bardak şey. Evet 4. Evet 2 bardak sarı un. 4 bardak da beyaz un. Şimdi ne oldu? 3 bardak değil mi? 3 bardak sarı un. Haydi kızım koy. 3 bardak sarı un. 4 bardak beyaz un. Evet şimdi artık sarı un koymayacağım. Yeterli bu kadar. Gerekirse beyaz un kullanacağız. Şeyden kendini bırakana kadar un koymaya devam edeceğiz. Anlatabildim mi? Yani yapışkanlığı gidene kadar. Evet. Bunun özelliği bu. Bütün bu çok önemli bir püf noktası. Gerçekten kömbenin kıvamı çok önemli. Eğer çok çabuk olursa olmaz ya da sert olursa hiç olmaz. Kömbeniz güzel olmaz. Şimdi dikkat ederseniz hala elime yapışıyor. Hepsini koy kızım. Şimdi 5 bardak beyaz un. 3 bardak sarı un. Evet. Bunu çok böyle hamur gibi yoğurmayalım tabii ki. Çok hamur gibi yoğurursak bu sefer yağı içinden çıkar. Güzel olmaz. Dediğim gibi sayın takipçilerim kesinlikle hamur gibi yoğurmayın. Çünkü yağı çıkar dediğim gibi. Sadece bu şekilde karışımı sağlayın sadece. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi benim kömbem dikkat ederseniz hamur elime yapışmaz oldu bakın. Ve leğende de yapışmaz oldu. Böyle bir sıkım alıp kaçasın mı? Bakın. Ama zaten yumuşak olması gerekiyor. Evet, yumuşak olması gerekiyor ama elle yapışmayacak. Hı-hı. Ama bu kıvamı geçti mi kesinlikle ben sevmiyorum o zaman. Evet.
Bak hala uçuyor bizim kömbemiz. Şimdi kömbemizi bu şekilde topluyorum. Ve diğer kalan az az böyle uçuşuyor. Ya ama sadece bir tarafa uçuşmuyor. Her tarafa uçuştu. Şimdi kömbemiz hazır. Kömbe hamurumuz. Şimdi bunu bir kenara alacağım. Başka işleme geçeceğim. Takipçilerim bunu diğer malzemeleri hazırlayana kadar zaten bir kısmını hazırlamıştım. Bunu 10 dakika dinlendim burada. 3 bardak klasik bardakla, şubeli bir bardakla 3 bardak iri çekilmiş ceviz. Onu zaten sizlerle paylaştım. Burada da bir paket. Diğer paket nerede? Göstereyim. Evet. Böyle. Bir paket bu şekilde kullanacağım. İran hurması. Evet, İran hurması. Kullanıyorum ama siz istediğin hurmayı kullanabilirsiniz. Hurmalarımı inşallah içinde ayaklarken çekirdek bırakmamışız. İnşallah. Böyle bunu ilave ediyorum. Normalde kavuruyordum ama kavurmayacağım. Kavurmaya da hiç gerek yok. Burada ne ekliyorum üzerine biliyor musun? Yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Şöyle. Bunu da bu şekilde. Yoğuracak mı? Evet, ben bunu elimle yoğuracağım inşallah. Bu şekilde. Ama siz isterseniz hurmasını daha fazla koyabilirsiniz. Bu isteğe bağlı. İstersen cevizi daha fazla ama bu cevizi zaten yeterince çok çok fazla. Onu güzelce yoğurdum. Şimdi ne yapıyoruz böyle? Alıyoruz. Bu şekilde. Ceviz büyüklüğünde mi? Evet, ceviz büyüklüğünde toplar haline getiriyoruz. Bu şekilde. Önce 180 derece sonra 155'e düşüreceğim. Bu şekilde burada. Susam gerekirse daha fazla kullanacağım tabii. Ne yapıyoruz? Tepsilerimiz burada. Refika'nın tepsisi. Hakkını helal etsin. Onu götüremedik kendisine inşallah. Çok lazım değil kendisine inşallah. Ama gerçekten götürmek istedim. Çok mahcup oldum. Çünkü lazım olabilir kendisine. Arayıp da şey yapamadık yine. Söylemedik. Her gün diyoruz ki götüreceğiz. Şimdi pastamızı ne yapıyoruz böyle? Önce fırına yetiştirmek için önce bir tepsi sade yapacağım. Bu şekilde. Elim dolu dolu böyle. Şöyle tekrar azıcık böyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle birbirine girmesi için yoğurmadan yani böyle bu şekilde. Yani bir tarafa yağ çıkmış olabilir. Çıkabilir onun yüzden. Şöyle yapalım. Ve bu şekilde hamurumuzu şimdi yapmaya başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir. Ve la tuassi rabbi tayyibel hayr. Ne yapıyoruz? Burada susamız var. Bu şekilde batırıyoruz ve kalıbımıza basıyoruz böyle. Tam yalnız. Hı? Tam yapmışsın. Evet. Çünkü biliyorum daha önce de yaptığım için. Yani göz ayarı. Ve biz bu şekilde yapıyoruz ve fırın tepsisine mi koyalım bu sefer? Fırın tepsisini kullanalım bu sefer. Şimdi kömbemiz böyle tepside yerini alıyor. Maşallah, berekallah. Şöyle yapıyorum ve kalıba bu şekilde basıyorum. Yan yana yapıyoruz. Kömbe şişmiyor değil mi? Evet, kömbe şişmezsiz. Bunun özelliği bu. Şöyle elimi koyuyorum. Ha, bu şekilde tepside yerini alıyor. Şekilde. Bu şekilde kömbemizi yapmaya devam edeceğim. Görüşürüz inşallah. Şimdi sahip tahtalarım bir tane tepsi hazırladım. Şimdi fırına gidiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Kömbemizi fırına veriyoruz. Ama tabii orta ki orta mı? Ortaya mı? Ortaya tabii ki koyuyorum. Burada ne yaptık? 180'e ısınsın diye açtım 180'e. Şimdi 155 dereceye aldım. Bir de sahip tahtalarım biliyorsunuz eskiden kalıplar çok azdı.
Yani olsa da bir tane var ya da hiç kalıp olmazdı belki bazı insanlarda. Gerçekten yine de çok güzel oluyor. Eski insanlarımız çok, çok zeki. Bu şekilde alıyorsunuz. Şöyle susama batırıyorum ve bu şekilde susam yapışsın diye böyle yaptım. Şu tekrar çeviriyorsun ve biraz istediğin boyuta yani istediğin şekilde inceltiyorsun. Bu şekilde yaptın mı? Yaptık. Ne yapıyoruz? Bu şekilde. Bu şekilde. Ve tepsiye ve bu şekilde tepsiye diziyorum. Sert tahçenin şöyle bir modeli. Şimdi bitirdim. Bu şekilde yaptım. Bu eski usul ama yine de çok güzel bir şekil. Hurmalı cevizli yapacağım. İçi kadar hamuru da aynı. Onun için biz buna atom diyoruz ama normal hurmalı cevizli. O normal yani hurmalı cevizli. Yakından gösterebilirsin. Şöyle incecik açıyorum ve alıyorum böyle. Şöyle kapatıyorum aynı oruk gibi. Diğer dilden içli köfte ama biz oruk diyoruz. Bu şekilde yapıyorum ve bir tane hurmalı belli olsun diye bunları her tarafına susam ama bunları sadece şöyle bir tarafa, bir tarafına koyuyorum. Daha çok ayırt edebilelim diye hurmalı ya da sade. Yine kalıba basıyorum ve bu seferle bu şekilde tepsimi yerine alıyor. İsterseniz hamurun içine yani içine de doldurabilirsiniz ama bu şekilde daha iyi oluyor. Böyle içine ceviz koyup şöyle karıştırıp bu da çok lezzetli oluyor. Cevizi bu isteğe bağlı. İsterseniz fazla, isterseniz az koyabilirsiniz. Susama bulayıp kalıba basıyorum. Aynı sade gibi ama bunun işi cevizli. Böyle de yapabilirsin. Gerçekten çok önemli bir ayrıntı, çok önemli bir püf noktası. Kömbeler 150-155 derece fırında daha yüksek pişirilmemesi gerekiyor. En fazla 155 derecede eğer yüksek derecede pişirirseniz iç içi kalır, dışı da yanar. O zaman kömbe kömbe olmaz, tadı da güzel olmaz. Onun için yavaş ateşte pişireceksiniz ki içi dışı nar gibi bu şekilde kızaracak. Tahçenin kömbemiz bu şekilde. Şimdi sayın tahçelerin kömbelerimiz karşınızda. Maşallah, berekallah, inanılmaz güzel oldular böyle. Bu da çok güzel bir model. Bunu da sizlere paylaşmış oldum. Kömbeyi şöyle bir tane test edeyim mi? Bir tane hurmadan, bir tane şey normalden. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bir de bir tane hurmalı böleyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Sayın tavukçularım, beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun ve herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Herkesin orucu Allah'ım kabul etsin. Rabbim bir daha ki Ramazan'a ve bayrama nice bayramlara ulaştırmayı nasip etsin en hayırlı şekilde. Görüşmek üzere. Yani kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.